Hepinize selamlar, ben Tayfun, kanalıma hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle Sizden Gelenler serimizin 37. bölümündeyiz. İlk kazancımız Gate of Olympus 1000 oyunundan geliyor. 7 TL'lik bir bahisimiz var. Şimdi önermişliğe bakıyorum. Tuğçe Altayatlı arkadaşımız Discord üzerinden bize göndermiş kazancını. Hemen taşlar bizi karşıladı. Çok güzel maviler var. Hadi dedeciğim, kaldır kollarını. Bakalım Tuğçe arkadaşımız neler almış dostlar. Hep birlikte izleyip görelim. Bu arada sizler nasılsınız, iyi misiniz umarım? İyisinizdir umarım, keyifler yerindedir. Çünkü dostlar dünkü yorumlarda gördüm. Bayağı hani mutlu edici şeyler gördüm. Bir arkadaşımız hayatımda ilk defa Gate of Olympus nereden çıktı? Gigabyte Bonanza'da 500x yakalamış, 10x'e gitmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Herkese kazançları için tebrik ediyorum dostlar. Bakalım sizlerin de böyle eğer kazançları varsa Telegram üzerinden, Discord üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Sizler aşağıda Telegram ve Discord linklerini bıraktım. Görmüş olduğunuz üzere Tuğçe arkadaşımız buradan 105.000 TL almış, 7 TL'lik bir bahisten. Geldik Zeus vs Hades'e, 1 TL'lik bir betimiz var. Telegram'dan Zortingen adlı arkadaşımız göndermiş. Haydi bakalım neler geliyor. Heyecanlı mıyız? Heyecanlıyız. White'lı satın alım yaptığını düşünüyorum. Evet, White'lı satın alım yapmış. Hemen ilk White'lımız geliyor. Bu arada bazen açıklama kısmına yazıyorlar işte White'lı satın aldık ya da free spin'den girdik tarzında. Onları elimden geldiğince sizler için belirtmeye çalışıyorum dostlar. Ama bu oyunda Zeus vs Hades'te genellikle White'lı satın alımlar çok fazla tercih ediliyor diyebiliriz. Ben de gene oynarken White'lı bir şekilde alıyorum. Bakın zaten 4 tane wild geldi adama. Yani olasılıklar çok az. Çok hani düşük bir olasılığı adam 4 tane wild almış. İsmini bilmediğim için hani adam diyorum şu anda. Arkadaşımız diyeyim ya da. Görmüş olduğunuz üzere 5 tane daha spin'i var. Büyük ihtimalle erken bir şekilde maksimum göreceğiz buradan. Güzel bir sembol lazım tabii ki de. Güzel sembol gelirse hızlı bir şekilde de verebilir. Bakın buradan mesela wild olduğu için 3000 küsuratlı verdi. Evet sanırım burada maksimum win'i aldı. Evet 15.000 lira. Hayırlı uğurlu olsun. Çağdaş Revan adlı arkadaşımız Discord üzerinden elletmiş Starlight Christmas. Christmas oynayanları da ilk defa görüyorum. 10 TL'lik bir beti var. Bugün sizlerle güzel bir sürprizim var dostlar bu arada. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Kendi yakaladığım bir maksimum win'i sizlerle paylaşmak istiyorum. Ocak ayının ortasında Twitch'te canlı yayınımızda almıştık. Tabii canlı canlı herkes gördü. Görmeyenler için yine de paylaşacağım. Birazdan paylaşacağım onu da. İzlersiniz. 900.000 TL bir kazancımız var orada da. Arkadaşımız hayırlı olsun. Yine bir Starlight Princess var. 2 TL'lik bu sefer betimiz var. Bakalım kimden gelmiş? Alfa. Alfa'lı arkadaşımız göndermiş Discord üzerinden. Starlight Princess. Sevdiğimiz bir prensestir. Zaten bundan başka bir prenses sevmemizin imkanı bile yok dostlar. Yani 145 de hızlı hızlı başladı. Bundan sonrası tabii ki de sembollere ve şansa kalıyor. Şimdi dün yorumlarda yine şansla alakalı bir arkadaşımız bahsetmiş. Bu ne abi? Bu ne? Şaka mısın sen? Bu ne böyle? 2000x var direkt burada. Çok güzel. Maşallah ya. Ben böyle bir x görmedim arkadaşlar. Adam direkt turnayı gözünden vurmuş. Yani tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Geldik bizim kazancımıza. Arkadaşlar 18.000 TL'lik bir satın alımımız var. Canlı yayında yakaladık tekrardan. Söylüyorum Sugar Rush biraz uzun uzatmalı geçti. Sizler için hızlandırmak da istemedim. Hem de biraz da sohbet havası açılmış olur. Sizlere önemli bir konudan da bahsetmek istiyorum bu arada. Bahsedeceğim konuysa arkadaşlar. Dediğim gibi çok yorum geliyor ve yorumlarınızı tek tek okuyup değerlendiriyorum. Hani sorularınız oluyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız demiş ki hangi oyun açık? Şimdi dostlar hangi oyunun açık olup olmadığı tarzında bir böyle genelleme yapmamız imkansız. Yani nasıl imkansız? Çünkü kim oyun sana açıkken bana açık olmayabilir. Ya da oyunların, benim düşüncem, oyunların bir kasası var. Mesela bir havuz gibi bir kasası var. Sen giriyorsun, bahis alıyorsun, o giriyor bahis alıyor. Ve hani bir şekilde bu kasa doluyor ve bir şekilde patlıyor arkadaşlar. Genellikle ay sonu, ay başı ve ay ortasında kesinlikle kasalar
boşaltılıyor. Ya zaten ay sonunda boşaltılmama olasılığı %0 diyebiliriz. Yani ben daha önce denedim. Gördüm. Sizlere de aynı şekilde tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Nedir bu tecrübem? Dostlar, şimdi sizler eğer bir oyundan bir spin aldığınızda size vermiyorsa ikinciyi mi deniyorsunuz mesela? Üçüncüyü mü deniyorsunuz? Dördüncüyü mü deniyorsunuz? Ben ne yapıyorum? Ben size ne yaptığımı söyleyeyim. Mesela bir siteye yatırdım. 5.000 lira, 10.000 lira para yatırdım. O site bana ödemiyorsa ben direktman hemen farklı bir siteye geçiyorum. Farklı bir sitede gene yatırım yapıp oradan almaya çalışıyorum. Şöyle bir hurafe var. Bir site size ödediyse bir hafta boyunca o siteye girmeyin. Bir daha ödemez diye bir olay var. Bu zaten çok halk arasında çok meşhur bir kavramdır. Yani bunu daha önce ciddi kasinolarda oynayan abilerimiz, ablalarımız söylemişti. Yani bir kasinodan eğer bir para aldığınızda sizler bir daha o kasinoya uğramamanız gerektiğini söylüyordu. Ben ona canlı canlı şahit oldum arkadaşlar. Bir yerde çok yüksek bir kazanç almıştım. Ve ondan sonra girdiğim her yerde kesinlikle bana para ödememeye başladı. Sürekli para yatırıyordum. Hiçbir şekilde ödemiyordu. Sonrasında işte biraz daha forumlarda yapmış olduğum araştırmalar sonucunda şöyle bir şey öğrendim. Hani ben bunu söyleyince biraz argo gibi kaçabilir ama ahmak listesi adında bir liste var. Hani halk arasında ahmak listesi deniliyor. Ahmak listesine sizleri aldığında kesinlikle dostlar sitesinde hiçbir şekilde ödeme yapmıyor. Yani buna ne yapmanız gerekiyor? Nasıl dikkat etmeniz gerekiyor? Biraz ondan bahsedeceğim. Eğer bir yere sürekli yatırım yapıyorsanız ve sürekli size ödeme yapmıyorsa artık bence arkadaşlar oradan kaçmanız gerektiğini düşünün. Mesela ben kendi adıma söylüyorum. Ben birkaç sitede oynuyordum. Oynadığım sitelerde hani gayet güvenilir sitelerdi. Hiçbir şekilde çekimlerde bir sıkıntı yaşamadım. Cidden paralar da çektim. Güzel paralar çektim. Ama biz artık zaten VIP üye olduğumuz için hani güzel ayrıcalıklar da tanınıyoruz. Hızlı çekimler geliyor. Çok hızlı bir şekilde istediğimiz miktarları çekebiliyoruz. Hani belirttiğim miktarlar çok yüksek miktarlar. Hatta bir Telegram grubumuz vardı. Sadece VIP üyelerin olduğu. O gruplar bile güzeldi yani açıkçası. Herkes oynadığı, kazandığı paraları gösteriyordu falan filan. Ama bir şeye dikkat ettim. Gruptan üyeler tek tek eksiliyordu arkadaşlar. Tek tek üyeler eksiliyordu. Yani dedim ki acaba ne oluyor? Yani insanlar bir şeyleri mi bıraktı? Ve birkaç tane gerçek hayatta görüştüğüm arkadaşım da vardı. Dedim, sordum hani ne oldu dedi. Ya dedi ödemiyor dedi. Artık dedi oynamak istemiyorum ben dedi. Kumarı bırakmak istiyorum dedi. Dedim, saygı duyuyorum tabii ki de. Niye olmasın? Olabilir. Ondan sonra arkadaşlar ben de aynı şeyi keşfettim. Cidden bana da ödememeye başladı. Hani yatırdığımız miktarla ben şimdi burada 5-10 bin lira diyorum ama yeri geldiğinde 100 bin lira da para yatırmış insanız yani. Yeri geldiğinde daha fazlasında yatıranlar da vardır. Ki niye olmasın, artık 100 bin lira öyle çok büyük bir para değil bilmiş olduğumuz üzere. Hani kimine göre büyük para olabilir ama işi gücü olan insanlar için holdingi, şirket sahibi insanlar var arkadaşlar. Adamlar zamanlarını kasinoya gidip harcamak istemiyorlar. Zaten çoğu kasinoda, bildiğim kadarıyla çoğu kasinoda da yok pragmatiğin oyunları. Gidip hani oradaki oyunları oynuyorlar. Ama insanlar hem böyle zamandan tasarruf edebilmek adına bu şekilde oyunlar oynuyorlar. Onlar bile artık bırakmış arkadaşlar. Onlar bile bırakmış çünkü anlamışlar yani bir şeylerin ters gittiğini. Şimdi sizin burada yapmanız gereken şeyler nedir? Kesinlikle ve kesinlikle, bakın ben şu an mesela oynarken bu maksimum win'i aldım ve paramı düzgün bir şekilde, rahat bir şekilde çektim. Ardından denedim, hatta bu siteyi de denedim. Bir sıkıntı var mı yok mu diye. Bu sitede de herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Hani hala oynuyorum arkadaşlar ve oynadığım sitede 25 yıllık bir site. 25 yıllık bir site ayakta kalabiliyorsa bence o sitenin lisansına güvenmeniz lazım. Zaten pragmatik oyunlarında kolay kolay hile yapmaları imkansız diye düşünüyorum. Burada araya giren şey nedir? Şans faktörüdür. Kimi arkadaşlarımız yazmış yorumları 3 yıldır herhangi bir şekilde kazanç yakalayamıyorum diye. Kimi arkadaşlarımız da bakın görmüş olduğunuz gibi yorumlara girin okuyun. Yazmış yani 2 yıldır oynuyorum. Daha yeni ilk defa maksimum win'imi aldım diye. Bu sizin kovalamanıza kalmış. Ben sizlerden gördüklerimi söylemek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle düşük betlerde maksimum win yakalamak daha kolay. Yüksek betlerde biraz daha zorlaşıyor. Ama yüksek betlerde de neden olmasın. Burada bu arada uzatmalar deli gibi geldi. Hani anladım artık burada maksimum win vereceğini. Oyun maksimum win vermek için bana bildiğiniz böyle artık uzatma atıyordu. Birazdan zaten maksimum win'imi alacağım 900 bin lira. Canlı yayında Discord ve Telegram tayfanın neredeyse %50'si bu yayını izlemiş zaten. Kanıtlarıyla da mevcut dostlar. Onun dışında hani
sizlere tek tavsiyem, artık konuşmanın özüne geleyim, özete geleyim. Özet geç falan yazmayın. Arkadaşlar deneyin abi. Deneyin. Vermiyorsa başka siteye geçin. Dediğim gibi her zaman söylüyorum. Babanızın sitesi değil. Babanızın yeri değil. Bir yere alışabilirsiniz ama farklı yerlerde deneyebilirsiniz. Ama denerken kesinlikle sitenin böyle özelliklerini aşağılara falan gidin. Lisansı var mı yok mu ona bakın arkadaşlar. Eğer lisansı varsa bir yamuk yapmaları imkansız. Çünkü çok büyük paralara verilerek alınıyor bu lisanslar. Özet olarak diyeceğim buydu. 54 free spin'e 900 bin liramızı aldık. Cebimize katladık, koyduk. Aldığımız yüksek kazançlar listesine yazıldı. Evet, neredeyiz? Sweet Bonanza'dayız. 200 TL'lik bir bahisimiz var. Kaptan İpek adlı arkadaşımız göndermiş Telegram üzerinden. Sweet Bonanza güzel taklalar atacak mı bakalım? Hep birlikte izleyip görelim. Bugün bir de videonun sonunda bir sürpriz var. Özlediğiniz bir isim var. Özlediğiniz bir isim sahnelere yeniden geri döndü arkadaşlar. Köpekçi Anıl kardeşimiz. Köpeklerin efendisi. Onun da güzel bir kazancı var. Tabii ki Sweet Bonanza'dan sonra 100x geldi. Çok güzel bir 100x var burada. Gayet güzelsin oğlum. Gayet güzelsin oğlum. 110x vuruyor buraya. 8000 lira. Nice. Çok güzel. Çok güzel. 20.000 liralık bir satın alım için gayet güzel. Yani satın alım olmayabilir. Bilmiyorum. Orasını sormak lazım. Eğer buradaysam yorumlara yazabilirsin. İpek kardeşim. Kaptan İpek artık. Çift hesabımı açtın. Soyadın mı kaptan bilmiyorum. Hayırlısı uğurlusu olsun. 85.000 lira güzel kazanç. 20.000 lira. Arkadaşlar yani
güzel kazançtı. Güzel kazançtı. Sinan adlı arkadaşımız Telegram üzerinden göndermiş. Fruit Party 90 TL'lik bir betimiz var. Sinan beni bol ol. Geçelim bir diğer kazancımıza. Kimden gelmiş hemen bakıyorum. Salih Ünler Arkadaşlar. Saray Rüyası. Bayis TL. Şık ol evlat. Rüyalar gerçek olsun. Yıldırımın gücü. Rüyalar gerçek olsun. Yıldırımın gücü. Bilgi akışı. Şık ol evlat. Dediğimde 200 lirasından dönmüş. Mega Race'teyiz şu an.
kazancımız bakalım kimden geliyor? Skor üzerinden Horas, DGL, Çakıl olabilir herhalde, bilmiyorum. Horas, Çakıl arkadaşımızdan geldi. Uğraştık. 4 TL'yi çok seviyorum abi. Bu oyunu çok seviyorum. Çünkü attığım videoyu aslında diğer kanalımda da paylaşmıştım ama sizlere yine atmak istedim. Arkadaşlar, Uğraş kazancınız 3000 TL. Bana kendisi bir şey yaptığınız kazançtan gerçekten umarım sizlere de Allah'ım nasip eder. Özellikle kanala abone olun. Videoyu like atan ve destekleyen herkese haydi bakalım neler olacak. Nerede gelecek çok merak ediyorum. Bir spin kaldı, şaka mısın sen? Çok güzel. Hayırlı olsun arkadaşlar.